Standart serbest enerjideki değişimi delta g 0'ı standart hücre potansiyelini E 0'a bağlayan soldaki denklemi zaten daha önce görmüştük. Sağdaki denklemi de termodinamikten hatırlayabilirsiniz. O da standart serbest enerjideki değişimi delta g 0'ı denge sabitine k'ya bağlıyor eğer bu iki denklemi birbirine eşitlersek biz de standart hücre potansiyeli ile denge sabiti arasında bağlantı kurmuş oluruz. İkisi de delta G0'a eşit olduğuna göre bu buna eşittir diyebiliriz. O zaman elimizde kalan eksi N çarpı F çarpı E0 eşittir eksi R çarpı T çarpı K'nın doğal logaritması. Bu denklemi E0 için çözmemiz gerekiyor. Bir diğer deyişle standart hücre potansiyeli için. Bunun için öncelikle iki tarafı da eksi n çarpı f'ye bölelim. E 0 eşittir r çarpı t bölü n çarpı f çarpı ln k. Şimdi bunun n eşit olduğunu bulalım. Sıcaklık 25 derece santigrat yani standart koşullarda. Hücreler için konuştuğumuz sıcaklık Kelvin olduğuna göre bu sıcaklığı da Kelvin'e çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken bu sayıya 273,15 eklemek. Bu da bize 298,15 Kelvin verir. Bakın T buna eşit. Kelvin cinsinden mutlak sıcaklık. Evet R gaz sabiti ve 8,314 Joule bölü mol Kelvin'e eşit gas sabitini mutlak sıcaklıkla çarpmamız gerekiyor. Mutlak sıcaklık 298,15'e eşit. 298,15 Kelvin. Burayı bir de Faraday sabitine bölmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi F Faraday sabitine eşit. Faraday sabiti de 96.500 Coulomb bölü mole eşit. Aynı zamanda buna bir mol elektronun yükü de diyebiliriz. Burası R çarpı T bölü F'ye eşit. O zaman hesap makinemizi alarak bu hesabı yapalım. 8,314 çarpı 298,15 bölü Faraday sabiti yani 96.500 sonuç 0,0257 çıkıyor. Yani yuvarlarsak 0,0257 diyebiliriz. İyi de birimi ne olacak? Kelvinler birbirini götürecek. Başka neler birbirini götürebilir diye bir bakalım. Moller de birbirini götürecek. Bu da bize Joule bölü Coulomb'u verir. Tabii ki bu da volta eşit olur. O zaman denklemi baştan yazabiliriz. Artık R çarpı T bölü F yerine bulduğumuz değeri yazacağız. Demek ki standart hücre potansiyeli E0 eşittir 0,0257 volt bölü N. N'nin de redoks tepkimesinde alıp verilen mol sayısına eşit olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Bu sayıyı tabi bir de ln k ile çarpmamız gerekiyor. Bu standart hücre potansiyelini E0'ı denge sabitine bağlayan denklemin sadece bir şekli. Aslında aynı denklemi farklı bir şekilde de yazabiliriz. Mesela 0,0257'yi alıp ln 10 ile çarpabiliriz. Hemen hesap makinemizi çıkarıp yapalım. 0,0257 çarpı elen 10. Sonuç 0,0592. 0,0592. Bunu böyle yapmamızın nedeni denklemi logaritma formatında yazabilmek. Gördüğünüz gibi burada doğal logaritma var. Öyleyse artık burayı logaritma formatında yazabiliriz. E0 standart hücre potansiyeli eşittir. 0,0592 volt. Bölü N yani redoks etkimesinde alıp verilen mol sayısı. Çarpı log K. Yani artık doğal logaritmayı değil 10 tabanına göre olan logaritmayı kullanıyoruz. Hesap yaparken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yazdığımızda biraz önceki denklemin yani standart hücre potansiyelini denge sabitine bağlayan denklemin bir başka şekilde yazılmış hali.